Baylar bayanlar, Total War Warhammer 3'e ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zamanki olduğu gibi. Ama bir sıkıntı, tam olarak kaldığımız yerden devam edemeyeceğiz. Çünkü şimdi şöyle, belki fark edenler olmuştur. Ben normalde hani bir Total War, bir Assassin's Creed videosu atıyorum son günlerde. Şu an sadece Assassin's Creed geldi ve iki defa geldi arka arkaya. Bunun sebebi şu: ben aslında bir bölüm Total War hazırlamıştım. Bayağı da, hani kendim söylüyorum belki bunu ama, bayağı da güzel bir bölümdü. Şöyle güzel, çok olaylar oldu. Yani meydan muharebeleri oldu. Skaven'la kapıştım. İşte hiç beklenmedik kavimlerle arkadaşlık kurduk. Onlardan karakol aldık. Yani topraklarımızı büyüttük. Altın diş yok edildi. Yani neler neler oldu. Çok güzeldi. Bence çok seveceğiniz bir bölümdü. Gördüğünüz gibi topraklarımız çok daha ileride şu an. Cücelerle anlaştık. Yani çok güzel bir anlaşmamız yok. Ama saldırmazlık anlaşmamız var. Bu şimdilik bize yeter. Çinlilerle bir muhabbetimiz var. Hatta bayağı bir askeri ittifakımız var. Onları tek tek gösteririm. Yani o bölüm işte, neyse ben onu kaydettim. Bir saat oldu. Ondan sonra bir baktım, ekran yok. Yani vardı aslında. Kontrol ediyorum çünkü oynarken ya da kayıt altındayken. Neyse, herhalde bir bug oldu, bir şey oldu. Ben videoyu kapattım. Sonra dedim bir daha bir bakayım şuna, çünkü böyle garip geldi bana. Açtım, bir de ne göreyim, kapkara bir ekran. Ses var, oyunun sesi var ama ekran yok. Mecburiyetten söyleyemedim. Mecburiyetten sildim. Ya şimdi o kadar oyunu da tekrar oynayamam. Çünkü çok şeye ulaştım, çok. Şimdi öncelikle hatırladığım kadarını söyleyeyim. Daha 2 gün oldu ama unutuyor insan. Skaven'a savaş açtım. Hatta biz direkt diplomasiden bakalım buna. Bakın, şu an savunma müttefiğimiz Itain, Avalon, Ivres, yanan rüzgar göçebeleri bizim savunma ittifakımıza katıldı. Askeri müttefiklerimizin arasında kim var? Bunu çok şaşıracaksınız. Naekin sürgün edilmişleri var. Hem öyle ufak tefek de bir şey değiller ha. Yani gayet güçlüler. Gördüğünüz gibi güçleri bize denk. Adam güç sıralamasında 7. Yani adam kurmuş imparatorluğunu buraya. Elflerle arası iyi, gördüğünüz gibi. Öbür elflerle de iyi anlaşıyorlar sanırım. Yani bunlarla bir muhabbetimiz var. Karakolumuz da var. Nagash'ın takipçileri de istiyor bizimle takılmak. Ama bunlar Şövalye de Lyonnais'le kapışıyor. Ve şu an Şövalye de Lyonnais daha güçlü bir durumda. O yüzden biz her zaman güçlünün yanında olmuyoruz. Haklının yanında oluyoruz. Ama bu durumda gerçekten umurumda değil. Sadece güçlünün yanında olacağım. O da Lyonnais ablamız. Ripans de Lyonnais. Şövalyeler zaten kemirilmek üzere bence. 26. sırada duruyorlar ama ana tehditleri Pestilanlar klanı. Bizim başımıza gelen şey Alber için tekrar başına gelmiş. Ne yazık ki. Onun dışında anlaşıyoruz çoğunla. Çoğu elfle, Karaza Karak'la bile bir ticaret anlaşmamız var. Demir Kaş'ın seferiyle de var. Kuron'la bile var. Onu ne ara yaptık bilmiyorum. İhracat satış oluyor herhalde, aynen. İhraç ediyoruz, aynen. İthalat alım mı oluyor? Aynen. Yok, ithalat ihracat. İhracat çıkış, ithalat getiriş galiba. Aynen. Altın idol, 11 sandık getiriyorum. 21 diş getiriyorum. Cüce birası ithalat mı ediyorum? Ha, adamlar bira yapıyor normal. Gibi gibi yani. Şimdi olay şu. Ordularımı göstereyim. Burada Skaven. Bunlar Skaven diye tahmin ediyorum. Karaz Karak'la bunlara dalma niyetimiz var. Ama arada bunlar var. Bunlar ne oluyordu? Yeşilderili mi? Ork diyeceğim ben bunlara. Bunlar ork oluyor arkadaşlar. Şimdi burada Skaven'ın elinde
Bize yakın olarak yani. Skaven'ın elinde tek olan şey şu. Bu ordusuyla bu ordusu. Ben buna savaş açtım ama sonra geri çekildim çünkü bu ikisi birleştiğinde yenmeniz çok zor oluyor. O yüzden bu ordumu burada barındırıyorum şimdilik. Hatta burayı daha yeni aldı. Kin Tepe'yi aldık. Kokuşmuş çukuru aldık. Siyah demir madenini bilmiyorum görmüş müydünüz? Bir önceki videoda da olmuş olabilir. Emin değilim. Raylin de burada. Böyle bir ordu kurduk. Ay ejderhası verdik bir tane. Ak aslan falan bastık yani. Bayağı iyi bir ordu bu. Burayı aldı. Burayı da cüceler aldı. Karakazgalı da cücelerin almasını bekliyorum ben. Hatta cücelerle bir anlaşmamız yok. Yoksa diyecektim git al şurayı diye. Söyleyebiliyorsunuz ya. Şimdi ben diyorum o zaman bunlara savaş açacağız mecbur ama bunlar da çok dağınık bir bölgede. Onun arkasında kim var? Vampir kontları var. Yani sıkıntılı biraz. Çünkü burada savaş açan açana olacak. Öyle bir muhabbet dönecek. Çünkü burada da Skaven var gördüğünüz gibi. Burasını kim aldı? Ne ara aldı burayı? Cüceler kaybediyor olamaz buraya herhalde. Skaven vebası kapmış oğlum adamlar. Burada altın madeni var. Bizi pek ilgilendirdiğinden değil de. Şu ne? Ha. Öyle yani. Şimdi sıkıntılı biraz. Çünkü bir ordum burada. Emrek'in ordusunu buraya bıraktım. Buradan bunlar bize saldırmaz. Bunlar hiç saldıramaz zaten. Bunlarla da aram iyi. Buradan saldıran olmaz bize normalde kolay kolay. Burada da dağlar koruyor bizi. Saldıracak tek kişi bize bunlar. Yeşil deriler. Burada iki farklı yeşil deriler var. Ama bunlar birbirine mi savaşıyor ben anlamadım. Burada yeşil derilerden, burada cücelerden oluşan bir tehdit. Kaos cücelerinden özür dilerim. Burada bir tehdit yok aslında benlik şu an. Ama bunlar ya tehdit olarak göreceksek bunlar var. Şimdi ben bir orduyu tamamıyla buraya yollayacağım. Hatta burada galiba bir ordu. Aynen. Bir ordum burada. Öbür ordum nerede? Ha şurada. Şunun yakınında duruyor. Çünkü bunun da bu buradan çıksın mı kafasını koparacağım. Ama çıkmıyor. Bakacağız ona olmadı. İki orduyla saldıracağım. Biraz artık para biriktirmek istiyorum ama bir ordu daha kurmam gerekebilir. Buraya koymak için. Çünkü Emrek oradan gelemez. Buradan en fazla bunu çevirebilirim ama Skaven her şeyi yiyip yıkar. Buradaki ordumla ben mi saldırsam onların mı saldırmasını beklesem? Ben bu oyunu ilk oynadığımda hep saldırılmasını beklerdim kendime. Ama bunun hep dezavantajım olduğunu anladım. O yüzden bence biz ufaktan kendimiz saldıralım. Kaybedecek bir şeyimiz yok şu an. Müttefiğim var ama çağırmayacağım, gerek yok. Böyle gerek. Ha, böyle yaparsam yenme şansım mı artıyor? Adamın güç sıralaması 18 abi. Ana tehditleri biziz zaten. Bunların kaç tane yerleşim yeri var? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Gerisi nerede? 6, 7. Böyle uzuyor herhalde aşağı doğru. 8. O zaman şöyle yapacağız. Burayı kemireceğiz. Buraları yenmeye bakacağız. Sonra buradan aşağı inmeye bakacağız açıkçası. Ha bunlar zaten savaşta bunlarla. E tamam bu benim işime gelir. Ben buraya bir saldırayım. Kesin zaferimiz var. Hızlıca Blitzkrieg yapıyor gibi abi. Bunları bir dalıp yapmamız gerekiyor yani. Alan edeceğim. Ondan sonra burayı alacağım. Yerleşim yerlerini acil almamız lazım bunların. Bunlar ordu toparlamadan. Onlar da bizimkilere saldıracak.
Şöyle yapalım en iyisi. Ready to serve. Ona saldıramıyorum abi bu. Gösterebilirim istiyorsanız. Ama saldırılacak bir durumda değil yani. Biraz deniz muhafızı bassın, adam eksiği var. 3 tane, bunun bir de 3 tane şeyi var ha. 3 tane ay ejderhası var. Siz düşünün yani. Saldıramıyor oraya. Yapacak bir şey yok bu tarafta. Aynı anda iki frontta savaşabilir miyiz onu merak ediyorum açıkçası. Bunun 9 tane yerleşim yeri var. Ben ondan biraz daha güçlüyüm. Ya şimdi şuna bakacağız ama çok da bakmayacağız çünkü 100. turdayız. Yani şu an geriye kalan topluluklar mı diyeyim, kavimler de eli armut toplamıyor tabii ki. Ama bunlarla hiçbir zaman bizim bir askeri ittifak ya da bir savunma ittifakımızın olma ihtimali yok. Bu zaten kaos cüceleriyle kapışıyor şu an. Saldırgan yok edici. Bu kaos cücelerinden kurtulsun, bana çevirecek şeyini, ilgisini. Atım gibi de eminim. Ama şimdilik dursun. Hemen tek turda 50 tane savaş açmayayım. Hızlı anlaşmaya bakalım. Şövalyelerle bir anlaşmamız olabilir. Benden para istemeyeceğim Alberic. Sen eski arkadaşımızsın. Demir Kaş'ın seferi. Bir anlaşmamız var seninle. Nagash'ın takipçileri. Ya şövalye diliyorsunuz ama ben alım satım yaparım abi. Zaten tek burası kalmış. Biz bir saldırmazlık anlaşması yapalım seninle. Onun dışında pek umurumda değil hiçbir şey. Ticarete... Ha bu saldırmazlık anlaşması mıydı bunlar? Ha ben ticaret diye bakıyordum ya. Neyse. Bunlarla da var galiba saldırmazlık paktım. Aynen. Abi bak şimdi bizim kafalamamız gereken insanlar tam liste. Söylüyorum. Çariçe Katarin. Bunu kafalamamız lazım. Güçlü. Şevaliye de Lyones abi. Repans de Lyones'i kafalamamız lazım. Nagash'ın takipçileri umurumda değil. Bununla bir muhabbetimiz var zaten ama bunu da biraz kafalasak iyi olur. Buna bir askeri ittifak yapsak bundan top mop alırız böyle. Ne bileyim abi. Füze müze alırız. RPG falan verir bize. Yani biz biraz ne yapalım biliyor musunuz? Biz baba entrikamıza geçelim. Çariçe Katarin'im. İlişkilerimizi geliştiriyoruz. Acımıyoruz. Kaç kere? Niye basamıyor? Heh. Oğlum ne oluyor ya? Hemen yapmıyor nedense. Neyse onu hallettik. Gelelim. Neredeydi o? Oğlum bütün şeyleri elime koymuş gibi buldum. Skaven'ları. Abi tamam. Bunu da hallettik abi. Başka kim vardı ya? Ha, nerede o? Dur. O İryar olan İmparatorluğun kralı. Beynim durdu ya. Nerede oğlum bu? Dur tek tek gideceğim. Böyle baka baka bir şey bulamıyorum çünkü. İmparatorluk olarak mı geçiyor? Ne olarak geçiyor? Rake topraklar. Tamam. Buna da bir bas. Tamam. Nüfus kalmadı anasını satayım. Neyse savaş biraz meydan muharebesi falan yaptık mı iyi nüfus toplarız. Ben bunlara saldıracağım bir yandan çünkü bunlar Karas Karak'la kapışıyor mu bilmiyorum. Ama kapışıyorsa bizim de düşmanımızdır. Buraya dalıp buraya dalmam lazım. Bu çift ordu çünkü hiç enteresan olmaz onunla dövüşmek. Buraları falan geliştirmiyorum. Umurumda değil. Vorak Kalesi'nde ben ne yıkmıştım ne yaptıracaktım. 3 çeşit binayı da yaptırmışım zaten. Ha bunu yaptıracaktım galiba. Bunu. Aynen ama para yok. Öyle mi? Aynen. Aga be. Hangi lord hareket etmedi? Ha İmrik. Abi İmrik'i buradan çekmesine çekerim bak. Ama
tüm hani burası da açıkta kalır yani. No disturbances. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten çok açıkta kalır. Buraları kaybedemeyiz. Buraları kaybetmeye başlarsak buraları toparlayamayız geri yani. O yüzden İmrik burada kalmak zorunda biraz. Şimdi bu savaşta iki taraf var. Bunlar bunlara dalıyor. Bunlar kazanırsa bana dalacak. Bunlar kazanırsa yine bana dalacak. Ya bu işin ucu her türlü bize dokunacak. O yüzden biz bir taraf seçip acil bir saldırmamız lazım artık. İkisinden birine. Ama tek orduyla olmaz bu. Tek orduyla kesinlikle olacak iş değil. İstemiyorum para harcamak. Ama mecburuz. O level 11 şeyim var zaten. Prensim var zaten. Önce müttefiklerimizden al bir şeyler. Karakol inşa edilmedi. Ha, ettim ama bence daha bu tur sayılmadı. Dur. Şuraya bir emir basalım. Yozlaşma var mı? Burada var. Düşür abi yozlaşmayı. Bu orduyla da burayı alma imkanım yok. Ben de bilmiyorum ya. Neyse biz kendi askerlerimizden basalım biraz. Bunlara para yetmiyor. Avelon'un kız kardeşlerini açtık sonunda. Ama yani ne diyeyim? Biraz sıkıntı gibi. Bir tane birlik bassın abi. Turumuzu atlayalım biz, bakacağız. Kasvetli yurtlar kim lan? Yok edilmiş. Amel defterini kapatmışlar. Ya ne ordu ya? Al işte ya. Dalga mı geçiyorsun? Neye ki sürgün edilmişlerinden karakolum var ya benim. Bak geçen de yaptı bunu. Geçen videoyu paylaşamadım ama. Hani karakol yaptırıyorum bak var. Bildiğin var. Bak. Karakol inşa edildi abi. Bana diyor ki karakolu inşa et diyor. Oğlum var zaten. Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Bak. Müttefik yetiştirmenin kullandığı en az bir karakol. Yanan göçebel ne bunun adı? Yanan rüzgar göçebesi. Bunlardan da bir şeyler çalabiliriz. Büyük top var abi bunlardan. İşimize yarar mı? Bence yarar. En pahalı birlikleri ne bunların? Yeşim savaşçıları var ellerinde. Bu ne lan? Finch ne? Finch topçuları. Ne işe yarıyor bu? Menzilli piyade bu. Tüfekçi gibi bir şey. Bizim için game changer olabilir bak bu. Bas bir tane. Bir tane de bundan bas. Tamam. Dur daha bitmedi bekle. Avelorn'a gelelim. Of, anka muhafızı basmış bunlar ya. Of of of. Ama bize tank unit lazım. Tanklayabilecek unit de ne? Ağaç adam mesela. Bir tane de ağaç adam. Buradan bir şey çalamıyor muyuz? Bunlar daha çok tank birlik açmamış. Sizde var mı bir şeyler be? Yok. Aga bu ne? Kimse bir şey açmadı mı? Aha. Ay ejderhası. Yıldız ejderhası. Of. Yıldız ejderhası basalım bir tane buradan. Güzel bir başlangıç. Şimdi. Normal okçuların yani düz okçuların bakımı ne kadar?
118. Avalor'un kız kardeşleri 286 abi. Neredeyse 3 katı bakımı var. Şimdi diyeceksiniz ki değer. Doğru. Yani değer mi bilmiyorum ama en azından saldırıya uğradıklarında bir şeyler yapabiliyorlar. Attıklarında gebertiyorlar. Bunlar gibi değil. Bunlar boşa sallıyor gibi hissettiriyor. Şöyle yapalım. Ama bunlardan ben kendimi de basabiliyorum zaten. İyi, tamam. Tamam, biz deniz muhafızı basalım. Bak kaç oldu? 4 tane mi oldu? 5, 6, 7, 8 oldu. Bir tane de akaslan bassan. Zaten ekonominin anası bellenecek. Yapacak bir şey yok. Ordu toparladıysa acil ilerlemesi gerekiyor. Ha, benim burada da bir lordum var. Doğru ya. Ha doğru, ben bunu zaten yok ederim diyordum en kötü. Ha, I know, doğru. Burayı kim aldı abi? Vay, elflar kendini açmış yine ya. Hepsinde de bir zaten muhabbetim var. Ben bu orduyu acil küçültebilirim aslında. Gerçekten küçültebilirim. Şu ikisini kovsam hayvan gibi para kazanıyorum zaten. Şunlara bak. Ne varsa toplamışım. Ne kov? Şöyle yapayım. Bak şimdi. 6K gelirimiz var. Bu ordu yeter burayı korumaya. Zaten ben hiç uğraşmayacağım buralara saldırmakla. Beni ilgilendirmiyor açıkçası. Elfler hallediyor onları. Burada da dostlarımız var. Şurada. Daha ne isteyeyim ben yani? O parayı buraya yatıracağız. Buradaki orduya. Relish this chance to look upon your better. Ne oluyor? Askeri geçiş istiyorlar. Para ödemesen? Ha, iyi, ver para. Az önce daha çok veriyordun. Kimle kapışıyor abi? Cenk Birliği diyor. Kargaşa kuklaları. Batay aletleriyle anlaşması var ama savunma müttefiği zaten. Ben egemen tehlikeyim anasını satayım. Ama bu da 9. sıralamada. Bu da boru değil yani. Tamam, böyle maksat gönlünüz olsun abi. Bir anlaşmaya varalım. Askeri geçiş istedi ama neden istedi Allah bilir. Ya bize fark etmiyor bu noktada. Yani bana hiç şey yaşamadım ben. AI'ın benden geçiş izni isteyip bana saldırdığını açıkçası hiç yaşamadım. Ya yaşar mıyız bilmiyorum. Belki AI'ya böyle max zorluk seviyesine koyarsan belki yapar öyle şerefsizlikler. Nüfus kazanmışız. İyi oldu. Konfederasyon kurdu bunlar. Görev bildirildi. Yuva limanları yak. Hangisini? Burada liman mı var? Tamam, yakarız. Sorun değil. Bu orduları buraya taşımış ya. Anı ya. Şüş yani ya. Bok alırız biz bunu. Pirus zaferine kaybediyorum. Onunuz. Ordunun %90'ını kaybediyorum abi. Ne gidiyor? Ama en iyi birliklerim gidiyor zaten. Vallahi en iyi birliklerim gidiyor. Çevreleyeceğim. Onlar bana saldırırsa belki daha çok şansımız olur. By the gods. En kötü geri çekiliriz. Tamam. Sen de burayı alsaydın be keşke artık. You seek the favor of Iron Peak. Tamam, askeri geçiş anlaşması yaptık seninle. Seninle aramız iyice düzeldi. Çok iyi oldu. Ben bir diplomasiye bakmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir noktaya geldik. Artık küçük nasıl desem, etrafımızdaki küçük varlıklar, halklar pek umurumuzda değil at this point. Daha çok
şey umurumuzda. Büyükler, büyük oyuncular daha çok umurumuzda. Big players abi. Nagash'ın takipçileriyle askeri geçiş anlaşabiliyorum mesela. Ama niye anlaşayım? Yani niye, bana çıkarı ne? Bundan sonra öyle. İlk başta para kazanmak için her şeyi kabul ediyorsun. Ama bu noktadan sonra I don't give a fuck yani. Farkındaysanız Lyonnais ile bir şeye varmam, bir ticaret anlaşmasına varma ihtimalim Nagash'tan daha yüksek. O yüzden Nagash bok yiyebilir yani. Biz aradığımız iskeletleri bulduk. Gerisi bizi ilgilendirmez. Sen var ya. Sen var ya, götüm ilerle. Götüm ilerle. Burayı halledeceğim ben. Bu orduyla halledeceğim. Ben buraya ne yaptıracaktım ya? Harbiden. Bunu galiba. Aynen. Mutluluk binası yok burada. Ben ona mutluluk binası diyorum. Mutluluk veren, saçan binalar yok. Ya şöyle de yapabilirim. Şimdi ben çok götüm sıkışırsa şu sınır kalelerinden birini veririm abi bu cücelere. Arkadaş yaparım kendim onlarla. Yani why not? Anlatabiliyor muyum? Şu anda yapabilirim ki istesem. Mesela gümüş mızrak dağını verebilirim onlara. Ama vermeyeceğim çünkü mermer ocağı var orada. Lazım. Biz bunlara böyle değersiz bir yeri fethetip vermemiz lazım. Karak 8 tepe diyor mesela. Burayı verebilirim mesela bunlara. Yani alsınlar, güle güle kullansınlar, ne diyeyim. Orta hareket etmedi. İmrik ne hareket edecek abi, ne yapsın adam? Uçsun mu, ne yapsın? Master of Drakes. Dursun orada o. Bunu ellemeyin. Bina geliştirmesi mevcut. Ne basabiliyoruz? Of. Demir maden çukuru. Para abi, para. Of. Eksotik hayvanlar. Hayvan zulmüne karşıyım. Ama burada öyle bir şey demiyor. O yüzden böyle bir bina yaptırsak iyi olur. Bir uykum var var ya, anlatamam. Cesurca yenilgi mi? Hani kazanıyordum abi. Ama adam bana saldırınca yeniliyor muyum? Geri çekilirim. Şimdi ne veriyor? Gene cesurca yenilgi. Ne yapıyorsun amına koyayım? Nasıl oluyor bu? Nasıl? Abi bu nasıl oluyor ya? Harbi diyorum bak, nasıl oluyor? Ben saldırırken veriyordu bana. Ne bu? Bir tane birime verebiliyorum sadece. Ne vereceksin abi? Acayip hızlı oluyor birlik bununla. Buna vereceğim onu. Büyü direnci artıyor. O pek bir şey fark etmeyecek. Ya ne diyeyim yani? Ne diyeyim yani? Biz kaçtayız şu an? Bilmiyorum ki. Bir önceki galiba ama 101. O zaman aynı şekilde biz bunlara saldıracağız. Ordunun yarısını kaybetsek de alacağız. Bakalım yapabilecek miyim öyle bir şey. Ya o da hani olmazsa mecbur kapışacağız artık, yapacak bir şey yok. Dur. Direkt. Ben anlamış değilim nasıl oluyor da. Şu an alıyoruz ama.
Dur. Liderlik ver. Ve bunlara ver liderliği. Bunlara da büyü direnci ver. Hala yok. Hala ölüyorlar. Hala hiçbir boka yaramıyor bu. Otomatik sonuçlandıracağız. Ordunun dediğinden çok daha fazla kaybettik. Hani dediğinden harbiden çok daha fazla kaybetmişiz. O ordu bildiğin yok olmuş anasını satayım. Ama hepsini hani kemirmiş. Hepsini. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Lady of the Phoenix Court. Order there. Order has arrived. Eline kalan ordu 3'ün 1'i. Hiçbir şey kalmadı eline. Global basacak. Yapacak bir şey yok. Kazandığı parayı buraya verecek. Gümüş miğferler kalkanlı diyor. Hız daha iyi. Yakın dövüş daha iyi. Gücün bonusu daha iyi ama zırhtan kaybediyor. Allah Allah. Alev mezar anka, ayaz yürek anka var bir de. Ejderhalar kadar iyi neredeyse ama. Komik olan ejderhalar ondan daha ucuz. Anlamadım gitti. Anti piyade diyor. Dört ama ya. Çok uzun sürecek. Tekrar iki tane bundan basacağız. İki tane bundan basacağız. Hatta dört tane bas ondan anasını satayım. Deniz muhafızı. Bir iki. Hayda. Ha şey doldu. Bu kadar. Küresel sıra doldu. Valla bayağı bir ağır kayıp verdik orada ama yapacak bir şey yok. Her türlü bize çünkü geçireceklerdi. Gördüğünüz üzere. Para da bitti zaten. Hangi lord hareket etmedi gene? İmrik. Abi İmrik'i buraya yollayıp tek başına parçalanmasını mı izleyeyim? Ne istiyorlar benden anlamadım yani. Buraya dalabilir İmrik. Ama dalarsa burası full açık kalacak. Hiç yeri değil. İmrik mecbur bekleyecek orada. Yapacak hiçbir şey yok. Şuradan portalı atlayıp gidebilir. Portal nereye gidiyor? Buraya çıkıyor. Burada ne var? Elinin körü var. Hiçbir şey yok. Dolmuş iklim. Bizlik bir şey değil. Ama o zaman onlar da atlayıp buraya mı gelebiliyor? Herhalde. Bu hareket edemiyor daha fazla. Tam yapacak bir şey yok o zaman şu an. Yetenek puanlarını dağıtalım. Kimdeyiz? Silah gücünü arttıracağım. Bu kadar herhalde. Askeri geçiş istiyor gene ya. Ay Allah'ım hayır. Benim bununla da Lyonnes'le de saldırmazlık anlaşmam var. Yeter abi yani ben de orada dedim. Ben karışmam. İsterseniz birbirinizin boğazını parçalayın. Benim umurumda değil. Gerçi iskeletin boğaz yok da. Anladınız işte.
Harp başarısız mı oldu? Ananızı belleyeceğim şimdi. Dur. Bu ordu basıyor. Abi bunu beklersek biz. Bunu biz beklersek. Git al şurayı. Oradan ordu çıkaramasınlar. Kılpa yenilgi mi? Hay ananı ya. Dur. Çatmayı sürdür. Bekle. Müttefik değil. Tamam. İstemiyorum. Çatmayı kaldır. Namlu alay niye yetiştiremiyorum? Ne alaka? Of. Dön geri. Şu an gelirimiz çok iyi ama ordularımızın yarısı da perişan durumda. Para mara veremem hiçbir şeye. Buna verebilirim. Tamam bu. Bakayım. 2, 4, 6, 8 oldu. Akaslan mı basacak? Yok, akaslan basma. Bir iki tane böyle bas. Şu an istediğim orduyu basabilirim aslında. O paraya sahibim. İki tane de Ay Ejderhası istiyorum yanına. Kaç etti? 17. Aslında bizim savaş makinelerine ihtiyacımız var. Savaş makinemiz yok. 1, 2. Bir tane de atlı birlik verdim. Bilemedim. Ya okçularımın hepsi deniz muhafızı. Deniz muhafızlarını okçu olarak kullanıyorum. Yapacak bir şey yok. Çok yerde bina geliştirmesi mevcut. Para olduğu için. Aga buraları büyütsem ne yazar ya? Ya bunlar daha anca yapıyor öyle mi? Ya bunlar yapmadığı için ben daha basamıyorum. O kadar uzun sürüyor mu ya? Bunlar gene mutsuz aga. Bunlar hiçbir zaman mutlu olmuyor. Şaka yapmıyorum bak. Gene mutsuz. Adamlar adada yaşıyor. Gene mutsuz. Ne yaptım ne ettim mutlu edemedim onları. Garnizondaki lord hareket etmemiş. Etmeyecek. Etmeyecek. İstediğin kadar yırt götürün. Etmeyecek. Karakol mevcut. Ne verecek bana bu? Bir bok vermeyecek. Bende olmayan hiçbir şey yok bunda. Bir de korucular diye bir şey var. Onun içinde karakol basılır mı bilmiyorum yani. He, savaş aslanları var lan. Bu harbiden direkt aslan herhalde. İnşa et. Tamam mıyız? İskeletler geldi bize. Karakol basmaya çalışıyor da. Yok abi, adamları inşa edemiyor. Askeri ittifaka geçtik. Hayırdır? Bitirmişsiniz oğlum zevk tarikatını zaten. Daha ne? Tamam olur. Askeri ittifak olur. Herkese savaş açmayın da. Bütün elfleri tek bir çatı altına toplasak da çok havalı olur ha. Konfederasyon üzerinden. Ama çok zor ya. Böyle bizi çok ya aşırı sevmeleri lazım ya da savaşta köklerini kurutmaya yakın bir noktaya getirmemiz lazım. O zaman bile kabul etmeyebilirler. Defik karakolu kaybedildi. Ya senin ben ananı var ya. Pusucu ortaya çık. Aa oğlum o. Pusu değil lan o şey o. Bizim
Amcaoğlu. Baba kime kaybettim burayı? Ananı. Of. Bununla kapışmak hiç eğlenceli değildir. Bir dahakine bunlarla oynayasın var. Bunlarda köle muhabbeti falan var. Bunların köleleri falan var. Böyle köleleri kesiyorlar, herkes mutlu oluyor. Harbi değil mi bak? Çok değişik bir fraksiyon. Abi İmrik'e saldırsam mı ya? İmrik lan. Bir delilik yapıp buraya bir saldırsam mı acaba? İmrik buradan karşıya geçebiliyor mu? Geçemiyor. Geçiyorsa... Yok geçemiyor, dümdüz geçemiyor. İlla buradan geçecek. İyi, İmrik buraya gelsin. Lan devam etsene. Gerizekalı. Bunlara dalarım bence ben. Bunlara dalacağım. Temizleyeceğim burayı. Yavaş yavaş. Çok aynı anda 500 milyon kişiyle de savaşamayız, onu da biliyorum ama. Yapacak bir şey yok. Bu takıldı ya, bu bug'a girdi bak söyleyeyim size. 100 tur oldu aynı yerde duruyor. Aynı orduyla aynı yerde duruyor. Normalde hayatta durmaz aynı yerde. O bug'a girdi. Hayvan gibi bug'a girdi o. Lady of Ulfhorn. Burayı alamıyorsun. Geri çekil. Şimdilik bizim good old spearmenlere bas. Böyle basit bir ordu bas. Bunların tepesine çökelim. Ondan sonra bakarız artık. Ondan sonra bir ordu daha yetişir normalde. Şu orduyu yetiştirmeye çalışıyorum oraya. Ama bunun seviyesi çok düşük olduğu için çok uzağa falan yürüyemiyor bu. Zaten yürüyor yani, atı bile yok. Koşarak gidiyor. Buraya getireceğim onu. Buradan artık saldırmaya başlayacağız bunlara. Bina geliştirmesi mevcut. Ben karakol istiyorum. Nereye yaptırayım ben bu karakolu? Neresi abi? Bilmem ne. Clarak Kulesi burası mı? Burası. Ben şimdi orası da düşsün de. Ama daha kalabalık birlik olan yer de yok yani. Aha burası var. Neyi burası? Demir kazık. Burası mı? Bunlarla mı kapışıyorlar? Yener ya o kadar da. Elfler falan gelmiş oğlum. 1, 2, 3, 4 tane full stack ordu gelmiş oraya. Buraya bas. Karakolu inşa etmişim hepsine. Aynen, bir tane karakol olmayan yok bak. Herkesin var. 3 tur. 3 tur içinde... Oha. 3 tur içinde iskelet basacağım. Yetenek puanını boş ver. Karakol yükseltmesi mevcut. Fuhumda abi. Burada karakolumuz varmış bizim. Bunların çünkü şeyleri var ya, böyle terakota diyorlar. Böyle... ne denir ya? Böyle topraktan böyle askerleri var ama tam bir tank abi. Askerleri dediğim tek asker ama böyle 500 metre büyüklüğünde. Böyle kiremit gibi pezevenk. Ama ölmüyor. Bayağı tank bir şey. Onu basabilirsem de iyi olur bak. Kim abi? Kim pusu çekiyor bana? Ya onu ben nereden ortaya çıkardım? Ha, bunlarla birlikte olduğum için. Bu sucuyu görmüş, bana da haber vermiş. Nagarta nasıl yok edildi ya? Ya abi. O Nagarta mı ne, burada bir yerdeydi o. Yok. Burada bir yerdeydi. Neredeydi o ya? Buradaydı ha, burada. Geçmiş olsun. Kaos cüceleri buraya kadar ilerlediyse. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. İnşallah kendi aralarında kapışırlar. Aha. Bunlar bunlarla kapışıyor. Dur, ben bunlarla hemen bir arama yapmam lazım. Ungrim Demirumruk kral ya. Seninle bir muhabbetimiz olması lazım bizim ya. Bak bu sarayında da muhabbetim var. Beni de tanıştırırsın sonra. Al gülüm, ver gülüm. Burayı versem ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Burayı buna verdiğimi varsayıyorum. Oha. Bir götünü vermedi.
Oha, elinde ne vardı? Yok, verdi bana. Yok. Kusura bakma, böyle bir şey yok. Direkt köpeğim olmasını beklerdim. Koca şehir veriyorum. Şimdilik kapışın siz. Ne haliniz varsa görün. Ben geleceğim oraya. I serve the Phoenix King. Ne yapacağımı şaşırdım artık. Alfuan Princess. Entering the city. If you will it. Tamam. Şimdi buradan itibaren başlıyoruz. Bu çift orduyla mı geliyor gene? Aynen. Abi bu harp muhabbeti çok gıcık bir şey ya. Ama ben buraya gelsem, burayı kuşatıyor mu şu an? Buraya gelsem vampirlerle beraber buna dalmaz mıyım? Öyle olur bence. Abi cüceler çok oturdu. Bak cüceler çok oturdu. Söyleyeyim. Harbi diyorum bak. Cüceler fazla oturdu. Hiç enteresan değil. Kılıç nerede bu arada? Bu alacak gene kılıcı ya. Ondan o kadar yardırdı buraya bu. Lan ben de diyorum bu niye bu kadar götünü yırtıyor buraya gitmek için. Burada ordu basıyor. İmrik direkt anasını bellemesi lazım. Ona tek atıp Gorgot Kulesi'ni alsam. Aynen zaten buralar benim oluyor. Bunlara çok büyük desteğimiz olmuş olur. Öyle yapacağız. Devam et. Bir dahaki tur tek atacağız buna. Bina geliştirmesi umurumda değil. Yetenek puanı hiç umurumda değil. Ama hadi. Zaten bir tane varmış. Onun için mi yordunuz beni bu kadar? Bunları sen bir kov. O para lazım bana. Herkes 500 tane ordu basmış. Orada beni korurlar herhalde. O kadar da koruyabilirler beni. Yalnız bilmiyorum farkında mısınız ama böyle oyunun sonunda böyle karşı karşıya durup birbirini kemirecek taraflar ortaya çıkmaya başladı sanki. Ticaret anlaşması bir de para veriyor. Olur abi. Olur abim. Sen para verme. Gel bir seninle anlaşma yapalım. Senin paran dursun cebinde. Gerek yok öyle şeylere. Ne oluyor ya? Müttefiğim saldırıya uğradı. Neyken sürgün edilmişleri. Kim saldırdı peki? Vahşet kraliçesinin lejyonu. Müttefiğin tarafından gireceğim baba. Ne yapacağız? Yarı yolda bırakmayız kimseyi. Onlar şimdi 50 kişi saldıracak. Neheke. Ya ben bu orduyu yollayabilirim aslında Neheke yardıma. Gerçek diyorum bak şaka değil. Çünkü Neheke'nin içinden geçecekler gibi geliyor bana. Aynen. Bu başlamış ordularını toparlamaya. Of of of. Belki de bunlarla oynarız bir dahakine. Belli olmaz. Şu an indirimde bakayım birazdan. Bakayım fiyatına çok pahalıysa alırım. Yok çağırmana gerek yok. Adamların başı yeterince dertte zaten. Zaten bunların kazanacak, hani kazanmaya dair bir güçleri kalmamış farkındaysanız. Şeyde, ne onun adı? Şeye bakarsan, güç dengelemesine geçmiş olsun yani. Bunlar bitmiş zaten. Bunları kemiriyorlar. Demek ki bunlar daha güçlü. İyi ki de saldırmadık onlara. Abi
Bir yandan da salaklık etmiş de olabiliriz saldırmamakla. Bu ordu ne durumda artık? Basacak mı? Hadi bir zahmet. Heh, benim ordum gelmiş abi. Bu basıyor daha ordusunu. Tamam, şimdi sıra sende. Oy, cüceler inmiş aşağı. Kral. I serve the Phoenix King. I'm moving forward abi. We march on. Let's go. Buraya gelip tak buraları indirsek, şurası Skaven'ın elinde. Buraya da bir tek atabilirsek atalım. Ondan sonra aşağı doğru ineceğiz böyle. Zaten kiminle karşılaşacağız? Bir iyi düşünün. Bu kim lan? Sigmar kültü. Aşağıda kimle karşılaşacağız? Cücelerle. Güzel, çok güzel. Sevdim. İstediğimiz gibi gidiyor. Bir bunu alaydı iyiydi ya Emrik. Orada tek atamadı ona. Biraz ayar olmadım değil. Ready to serve. Dur bakayım. Right away. İki ejderhanız var abi. Bir zahmet alın be. For Astorian. Tamam. İş kaybettiler. Tamam, burayı da kaybettiler. Güzel. Lady of the Phoenix Court. Nice. Nice bro, nice. Şimdi para bok madem. O zaman şöyle yapalım. Bir anda yok, çok uzun sürer. 1, 2, 3, 4. Etti mi 8 tane? Bir iki. Bir iki. Şimdilik böyle olsun. Sonra bakarız da. Sonra kovabiliriz. Tamam. Bina geliştirmesi mevcut diyor. Güzel. Abi burada ne oluyor? 50 milyon tane ordu gitti buraya. Bak. Abi kaç kişi burayı? Bana da görev gelmiş burası için. Kim? Kimi öldürmem gerekiyor? Buna bir suikasta girişmem gerekiyor. Aynen, işim gücüm yok şimdi. Tavara agent olayım, suikast yaptıracağım. Neyse, bunlar burayı alır diye umuyorum artık. Kim? Oğlum bu bile level 24 lan bu. Rahip. Level 24 rahip gelmiş. Bu ne? Burayı yerle bir edeyim. Niye abi? Saçma salak şeyler istiyor bu oyun benden. Neyse, ben burada bırakacağım bunu. Bir dahakine şu kaos cücelerle savaş açacağız. Bu ordu tamamlandığında bunlara dalmaya çalışacağım. Cüceler burada güzel bir ordu toplamış. Ordular toplamış. Bu ordu da buraya aldım. Bu orduyu tekrar toparlayıp böyle gücümüzü böyle buraya yaymaya çalışacağız. Ondan sonra böyle yani. Bakacağız ondan sonra. Baktık zaten iyice böyle dünya şekil aldı. 3-4 tane büyük imparatorluk kaldı. O zaman yeter yani. O zaman bitiririz artık. Öyle yani. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.